Bugün okulda bu küçültme iksiriyle öğretmenime şaka yapacağım. Bu iksir içtiğim de küçücük olacak. Bakalım o zaman da bana sıfır verebilecek mi? Babası ne oluyor da? Soyguncular. Galiba polisleri atlattık. Kimse gözükmüyor. Emek onlardan kurtulduk. Mahmut desene zengin olduk. Bankayı başarılı bir şekilde soyduk. Paraları arabaya yükledikten sonra bizi artık zor bulurlar. Mahmut 3 tane araba değiştirdik la. Banka soyguncuları. Hemen kendimi küçültüp bu soyguncuları yakalayacağım. İçelim şunu. Tamam. Tamamdır, beni göremezler. Şimdi yanlarına gideceğim, onları yakalayacağım. Öğretmenim de bana 100 verecek. Sakın üstün başarı belgesi falan vermesin. O kadar şeye gerek yoktu. Ortalıkta kimse gözükmüyor Mahmut. Hemen paraları yükle arabaya. Demek beni göremiyorsunuz. Tabii çok küçüğüm. Ama el bombalarım küçük değil. Açın ağzınızı, geliyor. Alın bakalım. Gördünüz mü, ikisini de yakaladım. Yere silahları düştü. Maskeleri de düşmüş. Ne yapacağım şimdi ben bunları? En iyisi ben bunları gidip canım öğretmenime götüreyim. O ne yapacağımızı bilir. Paraları da götüreyim öğretmenime. Şunları da alalım. Desenize galiba ben bu sene sınıfı geçeceğim de takdirle. Hemen götürelim şunları öğretmenime. Canım öğretmenim, neredesiniz? Ders başlamış olabilir. Yaramaz tembel, neredesin sen? Bir saniye öğretmenim, sakin olun. Siz şunu alın bakalım önce. Bu ne la, kar maskesi, soğukta kafam üşümez. Çok güzel, takalım şunu hemen. Takın öğretmenim. Nasıl oldu, yakıştı mı? Çok güzel oldu öğretmenim, sakin olun. Şunu da alın bakalım. Birazdan bana yüz vermeye hazır mısınız? Bak tabanca böyle, nasıl oldum ama? Öğretmenim aynı soyguncu gibi oldunuz. Sadece bunlar da değil öğretmenim. Şunları görüyor musunuz bakın? Aralara bak lan, nereden buldun bunları? Birazdan söyleyeceğim, merak etmeyin. Amma çok para var, yoksa banka mı soydun? Öğretmenim vallahi çok şakacısınız siz de. En de aynı soyguncu... O ne la? Demek buradasın. Buldum seni, elimden kurtulamazsın. Teslim ol. Ne oluyor? Bir saniye polis bey, ne oluyor burada? Banka soyguncusu. Demek buraya saklandın. Polis bey, ne banka soyguncusu, ben öğretmen. Öğretmenim, yoksa banka mı soydunuz? Oğlum bunları sen vermedin mi? Öğretmenim şu silahı indirseniz de polisi mi vuracaksınız? Beni mi vuracaksın yoksa la? Polis bey bir saniye anlatayım. Dur la, yaklaşma sakın. Polis bey ama dinlemiyorsunuz ki beni. Bir saniye. Polis amca helal olsun. Öğretmenimin hırsız olduğunu ben de bilmiyordum. Öğretmen mi? Ben bu okulda öğretmenim la. Evet polis amca, bu benim öğretmenim, o canım öğretmenim, iyi misiniz? Senin yüzünden polis beni vurdu. Sana sıfır veriyorum. Yine mi sıfır aldım la? Benim yüzümden polis öğretmenimi soyguncu sandı ama öğretmene kendimi affettireceğim. İşte bu elimde görmüş olduğunuz organik bal sayesinde. Bu balı şimdi öğretmenime hediye edeceğim. Girelim. Ders başlamış. Kim geldi? Bakayım. Bak oğlun sahibi de gelmiş, hoş geldin. Hoş bulduk öğretmenim. Hiç gelmeseydin biz gelirdik senin evine. Olur mu öyle şey öğretmenim, ben gelirim. Yine geç kaldın, sana kocaman bir sıfır veresim geliyor. Durun öğretmenim, hemen vermeyin, kararınızı değiştirebilirsiniz. Nedenmiş o? Çünkü size memleketten bal getirdim öğretmenim, işte burada. Memleketten bal mı? Evet öğretmenim, organik full. Organik mi? Bak ağzım sulandı, ağzım şileli. Bak yandan da taşmış, ona parmağımı bandırıp yiyeceğim. Afiyet olsun öğretmenim, yiyin. Nasıl öğretmenim, tadı güzel mi? En ömrümde böyle güzel bal yemedim. En çalışkan öğrencim, otur yerine, yüz. Yüz mü öğretmenim, emin misiniz? Aferin, yani senden bu performansı hiç beklemiyordum. Başıma da bela da gelmedi. Neyse bundan sonra işte hep böyle usludur. Benim hediyelerinle şımart. Tamam öğretmenim, size memleketten başka şeyleri de getiririm. Bak baldan canım çok çekti, gidip biraz daha yiyeceğim. Yiyin öğretmenim, afiyet olsun. Bize güzel güzel hayat dersi, insanlık dersleri anlatın. Yayladaki papatyanın kokusu burnuma geliyor baldan. O ne la? Dışarıda bir şeyler var öğretmenim. Onlar ne la? Bizim kovandaki ballar burada. O bal kimin? O ballar öğretmenimin olur. Oğlum öyle demesene. Demek ballarımızı sen çaldın. Öğretmenim ne yaptınız siz? Oğlum sen getirmedin, bu eşek arıların balı mıymış la? Öğretmenimi soğumayın, durun. Durun, soğumayın la, yeter la. Aa, eşek arıların balı, ben ağaçta bulduydum. Öğretmene memleketten getirdim diye ufak bir şaka yapmıştım. İşte böyle, ne yaptıysam öğretmene bir türlü yaranamıyorum. Benim ne suçum var? Öğretmenim orada işte. Öğretmen bey, oğlum Mahmut'un durumu hakkında bilgi alacaktım. Oğlum Mahmut inanılmaz şekilde sınavdan sıfır almış. Ne?
sıfır mı almış? Bu nasıl olabilir öğretmen bey? Bu çocuk nasıl sıfır alır? Beyefendi, oğlunuz Türkçe sınava matematik formülleriyle cevap vermiş. Oğlum öyle mi yaptın? Baba, hepsini de işaretledim baba. Öğretmen bey, bu duruma bir türlü inanasım gelmiyor. Oysa oğlum Mahmut zekasını benden almıştı. O ne la? Bu zirafanın okulda ne işi var la? Öğretmenim, benim zirafam bu. Okula zirafa getirmek yasak demedin mi la? Niye öyle bir şey dediniz öğretmenim? Öğretmen bey, oğlum Mahmut'un durumu ne olacak? Çabuk o zirafayı götür diyorum sana. Beyefendi, siz de durun şimdi, oğlunuza başlayacağım la, yeter la. O zirafam çok üzülecek şimdi. Götüreceğim öğretmenim, tamam işte. Sakın girdirme. Zaten bu kapıdan geçemez ki bu. Ders başladı. Yani hadi şu ayak izini anladın da tavandakileri nasıl yaptınız da, kızacağımdan söylemeyeyim. Kim yaptıysa söylesin, yüz vereceğim. Öğretmenim, yüz mü vereceksin? Baştan söyleseniz de, ben yaptım. Sen mi yaptın? Oğlum Mahmut, yapacak başka şeyim, ben de bu yaptı sandım. Siz her şeyi benden biliyorsunuz öğretmenim. Oğlum Mahmut, bu başarından dolayı, yani bu değil, şu başarından dolayı yüz veriyorum sana. Ne? 100 mü? Çocuklar, ben size 5 çayından sonra Fiji'de yamyamlarla attığım versus'u anlatmış mıydım? Yamyamlardan kaçın öğretmenim, sizi yerler sonra. Bir kere yamyamlar beni yiyemez çünkü benim etim tuzlu. Hem yamyamlardan korkan mı var, gelsin istedikleri kadar. Öğretmenim, tehlikeli olmasınlar bak. Yamyamlardan korkan mı var ki? Fiji'de çocuklar, 5 çayından sonra gittim otobüsle. Otobüsle mi? Etrafımı 5 tane yamyam sardı, beni yiyecekler pişirip. Dedim bir dakika durun lan, bir saniye. Yolculuğa çıktığım için de yanımda Adana kebap götürmüştüm. Onlara kebap yedirince adamların ağzının kalitesi arttı çocuklar. Sonra beni yemediler. Emin misiniz öğretmenim, yemediler mi? Çocuklar, her tehlikeden kurtulmanın bir ilmi vardır. Ben o inceliği biliyorum. Öğretmenim helal olsun. Yani yamyamlar keşke gelseler de size de göstersem. Beni yemezler çocuklar, ben onları ikna ederim. Öğretmen başladı yine, duyuyor musunuz? Aa çocuklar, nerede şu yamyamlar, keşke gelseler. Yani onları çok özledim, kerata dibidiler. Uçak biletini alalım, hemen de gelsinler. Öğretmenim, birileri geldi. Bu konuda böyleydi çocuklar. Birileri mi geldi? Kim la bunlar? Ne yapıyorlar onlar? Öğretmenim, şunlar kabile dansı yapıyorlar. O zibidi soytarılar nereden çıktılar? Öğretmenim, sakın bunlar yamyamlar olmasın. Yamyamlar mı? Yamyamlar nereden geldi la sınıfa? Öğretmenim, işte yamyamlar. Hay bunlara internetten kebap ısmarlayalım. Oğlum dur şimdi, ne kebabı? Öğretmenim, bunların ağzının kalite, çiğ köfte ısmarlayalım. Leziz! Oğlum, bunlar beni yiyecek gibi duruyor. Durun, ne yapıyorsunuz siz? Akın, öğrencim size bir şey diyor. Öğretmenim böyle yemesin. Onu önce şöyle küçültün. Ondan sonra... şimdi daha rahat yersiniz. Nereye gitti onlar? Durun, ne yapıyorsunuz siz? Demek beni kurtarmaya geldin. Saçmalamayın, pişirmeden mi yiyeceksiniz? Bakın burada tava var, bunu da pişirebilirsiniz. Önce şurada ateşi yakacaksınız. Tavayı üstüne koyalım şöyle. Tava birazdan ısınır. Leziz, leziz. Tamamdır, tava ısındı. Az daha pişirmeden yiyeceklerdi, görüyor musun? Olamaz, ne yapıyorsunuz siz? Bak geliyor. Saçmalamayın, doğramadan mı pişireceksiniz? Önce güzelce doğramanız gerekiyor. Eğer doğrarsanız daha lezzetli olur. Ben sizin için doğrayacağım şimdi. Bir saniye durun öğretmenim. Tamamdır, böyle çok daha lezzetli olur. Az daha doğramadan yiyeceklerdi. Ne? Olamaz, ne yapıyorsunuz siz? Bak sonunda kurtuluyor. Saçmalamayın, nerede bu yemeğe baharatı, domatesi, biberi? Önce şöyle limonu koyacaksınız tavaya, bakın şuna. Görüyor musunuz? Böyle çok daha lezzetli olur, merak etmeyin. Şu doğrayalım, ben çok hızlı doğrarım. Benim bile canım çekti bu yemeğe, alalım. Biberleri de tavaya atalım. Bak şuna. Doğrayalım domatesi de. Tamamdır bak, domates çok önemli. Onu da atacağız böyle. Her şey tamam ama patlıcan ister misiniz? Olur, leziz. O zaman patlıcan da doğrayalım en iyisi. Doğrayalım. Bakın patlıcan tercihe göre, istemezseniz atmazsınız. Şöyle şu baharatı da atıyoruz. Bakın şuna, sulu sulu, çok güzel. Ama bu yemeği öyle elle yemek yok. Herkes kendi tabağından yiyecek buraya. Düzgünce oturacaksınız çatal kaşıkla, böyle, görüyor musunuz? Herkes yiyeceği kadar alsın buradan. Olamaz. Sana yine sıfır veriyorum.
Niye sıfır verdiniz öğretmenim? Ne güzel yemek yaptım işte. Leziz, harika. Evet, ben troll. Bugün troll hayatı oynadık. Eğer troll hayatını sevdiyseniz ve devam etmesini istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer bugün trollün hazırladığı yemeği sevdiyseniz ve trollün dedesinin okulda kantin açmasını istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.